Mis gibi koktu valla. Eline sağlık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oldular galiba. Aman aman yakma. Dur dur dur. Yanma 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 yanma. Oo. Ah. Teşekkür ederim. Sıcak sıcak. Oh. Yandı mı? Ha? Biraz önemli değil. Güzel olmuş. Sen otur. Ben son dokunuşları yapıp getiriyorum. Güzel gözüküyor ya. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Üzerine krema koy. İyi gider. Ha. Olur. İster misin? Hı hı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Allah eline sağlık. Çok güzel olmuş ya. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Of. Melih nasıl? Daha iyi mi? Melek iyi ya. İyi, daha iyi. Bugün parka gittik. Tabii kimseyle anlaşamadı çocuk. Çocuğun akranlarına ihtiyacı olduğunu bile unutmuşuz. Hayıflanarak geçmişi düzeltemiyoruz. En azından artık farkındasın, gerekeni yapacaksın. Yapacağım. Yapacağım inşallah. Sancar ne demek? Hı? Sancar? Hı? Ya rahmetli Efe dedemin dedesinin ismiymiş. O da Osmanlı zamanında bayağı ünlü meşhur böyle bir Efe'ymiş yani. Kısak ama. Kısak ama? Hı. Sancar kısak ama demek. İnternetten baktım. Türk Dil Kurumu'nda öyle yazıyor. Kısak ama. Sen hayırdır ya? Benim ismimi araştırıyorsun ha? Yani daha önce hiç Sancar adını duymadım. Öyle merak ettim. Ne demek diye. Bize daha önce mavi ismini duymadık ama hiç öyle dalga geçmiyoruz kısa mısa kamam ama. Ha? İstediğin kadar dalga geçebilirsin. İlkokulda yeterince geçtiler. Üzerine siyah atarsak laciverte döner misin diyorlardı. Seninle kimse dalga geçmedi mi? Ben de. Kısa kama diye. Ben de. Sen ilk bölüm maça mıydın? Maça derken yani? Ben maça mıyım? Değil misin? Bilmem yani. Şimdi sen öyle deyince... Ya burada böyle işte büyüyünce, işte erkek olunca böyle güçlü olman, kudretli olman, böyle cesur olman falan. İşte böyle büyüyorsun yani. Bilmiyorum yani maço. Maço. Kim öyle büyütüyor? Annem mi? Ya biz eskiden böyle değildik.
yokluk içindeydik. Rahmetli Efe dedem bu efelik işlerinden başına bin tane iş gelince babamı uzak tutmuş bu işlerden. Babam da yarıcı olmuş. Babam böyle kendi halinde mülayim, kimseye karışmayan bir adamdır rahmetli. Yarıcı olmaktan da mutluydu ha. Ama annem, annemin bir hayalleri vardı ki. İşte efelik şanla yarışır bir hayatımız olsun. Böyle kasabada herkes bizi dinlesin, sözümüz geçsin isterdi. Babam da erken yaşta ölünce babamdan göremediği kudreti bana yüklemeye çalıştı. Ben de kudretli olmanın, güçlü olmanın, böyle gururlu olmanın bedellerini ödedim. Gerçi hala diyorum ya. Bak sen bile beni dinlemeden yargıladın beni. Haklısın. Ama sen de beni en başta kurye sandın. Hatırlıyorum hala. Öyle mi sandım ya gerçekten? Hı hı. Gerçekten. Ayıp etmişim o zaman. Ettin. Ya sana bir şey diyeceğim ama bak alınmaca gücenmece yok tamam mı? De. Ya şimdi senin böyle bir prenses gibi bir halin var ya. Prenses? Hı hı. Ya mutfakta hiç böyle olacağını tahmin etmezdim ha. Böyle derken? Hamarata marata. Hamarata. Allah Allah. Vallahi çok iyisin ha. Acayip. Teşekkür ederim. Fena değilim.